Herkese merhaba. Bugün Green Card'ın 3. videosunu çekelim dedik. Hangi belgeler hazırlanması gerekiyor onları anlatacağız. Aslında bunları size bir avukatla anlaşırsanız muhtemelen söyleyecektir. Ama avukatla yapmak istemeyenler için böyle bir rehber olsun ya da avukatla yapacaklar için de bir ön hazırlık olsun diye bunları sıralayalım istedik. İlk olarak hazırlamamız gereken belge PL belgesi. Petition letter diye geçiyor. Yani dilekçe mektubu. Yani sizin aslında hikayenizi anlattığınız böyle uzun bir mektup. Ama tabii bunu yazmak çok zor. Eğer bir avukatla anlaşırsanız size bir taslak gönderecek. O taslakta da sırayla sorular var. Yani sizin projenizin ne olduğuyla ilgili. O projeyi önce bir yalın dille böyle ananızı babanızı anlatıyormuş gibi anlattığınız. Sonra daha teknik bir şekilde anlattığınız. İşte bunları delillerle desteklediğiniz, yani insanların sizin çalışmalarınızı alıp kullandığı, sizin çalışmalarınıza kıyas ettiği makaleleri aldınız, koydunuz. Böyle uzun bir mektup aslında. 25 sayfa civarı falan tutuyor. Evet. Yani ortalama bir mektup. Yani avukatın burada olayı şu oluyor. Size bir rehber olarak soruları gönderiyor ve siz o soruları uzun uzun cevaplıyorsunuz. O soruları alıp mektuba dönüştürüyor. Yani sizin uzun bir böyle yazı yazmanıza gerek kalmıyor. Şimdi bu PL dokümanının en arkasında, en sonunda bir exhibit listesi var. Yani. Evet, yani referans kısmı var, bir appendix kısmı var. Yani sizin destekleyici belgeler eklemeniz gereken kısım. Şimdi bu belgeler ne? Onlardan bahsedeceğiz aslında. İlk olarak sizin insanlardan referans mektubu almanız lazım. Peki bunlar kim olacaklar? İki çeşit referans var. Birincisi dependent, yani bağlı bir referans. Sizin hocanız olabilir. Aynı projede çalıştığınız başka bir hoca, başka bir arkadaş olabilir. Ama büyük ihtimalle bu kişinin alanında yetkin birinin olması isteniyor. Yani mesela sizin yanınızda beraber çalışan bir postdoc'tan ziyade profesör seviyesinde birisinin, evet, tavsiye mektubu daha güçlü ve gerekli oluyor. Evet, çünkü sizin çalışmalarınızla ilgili bilgi verecek o mektupta. Bu bir, yani dependent, bağlı referans. Bir de bulmanız gereken independent bir referans var. Bu da bağımsız referans. Yani sizinle birebir hiç iletişimi olmamış olması lazım. Yani hocanız olmayacak. Aynı okuldan bile mezun olmayacak. Evet, aynı okuldan olmayacak. Farklı dönemlerde bile olsa. Evet, aynen öyle. Yani farklı insanlar bulmalısınız. Kim peki bunlar? Sizin makalelerinizi referans almış, cite etmiş, atıfta bulunmuş yazarları bulacaksınız. O makaleleri bulacaksınız. O yazarları bulacaksınız. Onlarla iletişime geçeceksiniz ve onlardan size dönüş yapmalarını sağlayacaksınız. Yani sizin bir makalenize atıfta bulunmuş biri, o alanda uzman, alanında iyi biri, yine yetkin biri sizin için bir referans mektubu yazacak. Yani diyecek ki ben bu kişiyi şahsen tanımıyorum ama çalışmalarını takip ediyorum. Şu çalışmasını benim şu çalışmamda kullandım ve bu kişi bu Amerika'ya fayda sağlayabilir demesi lazım. Ben burada iki şey eklemek istiyorum. Birincisi, bu independent olacak referansın mümkünse Amerikan vatandaşı veya en azından green card sahibi olarak Amerika'da yaşayan biri olması isteniyor ki hani Amerikalı birinin size davetiye göndermiş gibi görünsün. Öbür türlü atıyorum Hindistan'dan, Çin'den, alanında başarılı da olsa birisinin referansı yerine Amerika'da benzer veya daha hafif, daha az başarılı birisinin referansı daha tercih edilebilir oluyor. Dependent için de bu geçerli aslında. Yani biz avukatlar öyle, evet, demişlerdi. İkinci ekleyeceğim konu da şu. Bu independent kişi yani sıfırdan oturup bir mektup yazmıyor sizin için. Avukatlar güzelce bir taslak hazırlıyorlar. Siz avukata belirtiyorsunuz bu kişi sizi, hangi çalışmanızı nasıl bir şekilde cite etmiş, kullanmış. Ona göre bir taslak hazırlıyorlar. Adamın background'ına bakıyorlar, CV'sine bakıyorlar. Ona göre bir taslak hazırlıyorlar. İşte onun ağzından bir draft yazıyorlar. Siz o draft'ı gönderiyorsunuz independent referansa. Ya da dependent, veya fark dependent etmez. İkisi için de benzer proses var. O kendisi onun üzerinde istediği bir değişiklik varsa onu yapıyor, size geri gönderiyor. Bak onaylıyor musun diye. Veya herhangi bir değişikliği yoksa imzasını basıp gönderiyor. Evet. Ve tabii bu referansların CV'leri de lazım. Onları da almanız gerekiyor. Genelde ilk 3 sayfası. Çünkü profesörlerin CV'leri çok uzun oluyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bizim avukatlık şirketimiz bize dedi ki
referansları birebir de yapabiliriz. Yani bir dependent, bir independent ya da işte 3 independent, 3 dependent şeklinde de yapabiliriz. Yani daha güçlü olması için. Ama birebir de yeterli olduğunu gördük. Hani bu durumlarda bir sıkıntı çıkmıyor dediler. Biz önce çok referansla başlamak istedik ama zaten independentlardan özellikle dönüş almak çok çok zor. Yani bize sadece bir kişi döndü. Sanırım 6 kişiye falan yazdık. Evet, o yüzden biz de birebir devam etmek istedik. O yüzden bir dependent, bir independent referans mektubu ve CV'si yeterli oluyor. Şimdi üçüncü belgemizde, yani birincisi dependent'ın referansı, ikincisi independent'ın referansı, üçüncüsü de sizin kendi CV'niz. Güzel bir CV oluşturuyorsunuz ve onu gönderiyorsunuz. Dördüncü exhibitimizde sizin diplomanız, transcriptiniz ve gerekiyorsa evaluation. Şimdi bunu anlatalım biraz. Eğer siz Amerika'da bir buraya doktora... Buraya araya girmek istiyorum. Diploma dediği advanced degree diploma. Yani undergrad burada yetersiz, master veya doktora diploması olması evet, gerekiyor. Evet, yani en yüksek hangisine sahipseniz. Şimdi iki tür olabilir. Birincisi Türkiye'den başvuruyor olabilirsiniz ya da burada olup daha doktoranızı almamış olabilirsiniz. Yani sadece en yüksek diplomanız Türkiye'den olabilir ya da başka ülkeden olabilir. Bunun için evaluation almanız lazım. Yani denklik almanız lazım. O diplomanın burada da denk olduğuna dair belli bir ücret ödüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 20-25 dolar yok, gibi bir şeydi. Yok, yanlış hatırlıyorsun. 50-75 arası. Yani evaluate eden yere göre değişiyor da biz sanırım 50 veya 70 gibi bir fiyat verdik. Evet, o civarda bir paraya bir denklik alıyorsunuz. Ama eğer burada doktoranızı almışsanız o zaman o diplomanız ve transkriptiniz yeterli oluyor. Biz bunları toplamaya başlamadan önce benim henüz diplomam yoktu burada. O yüzden biz denklik aldık ama biz bu belgeleri toparlayana kadar ben diplomamı almış bulundum burada doktorada. O yüzden direkt olarak doktora diplomamla başvurduk. Beşinci exhibitimizde PES ELD'ye geçiyor. Personal Endeavor Statement. EL ne olduğunu hatırlamıyorum. Evet, yani bu da bir sayfalık bir mektup. Orada da hani siz daha önce ne çalıştınız, Amerika'da kalıp ne çalışmak istiyorsunuz, onu güzel bir dille anlatıyorsunuz. Tabii yine avukatlar güzelce bunu yazıyor. Evet, yani siz sadece böyle araları dolduruyorsunuz. Eğer burada iş sahibiyseniz direkt olarak şirketinizin ismini, orada ne yaptığınızı falan yazıyorsunuz, ne kadar kazandığınızı falan. Ama eğer işiniz yoksa henüz, doktor öğrencisi olabilirsiniz, mezun olmuş olabilirsiniz ama işiniz olmayabilir, o zaman da planınızdan bahsediyorsunuz. Yani ben şurada işe başlamayı düşünüyorum. İşte ne bileyim, teklif aldım ya da başvuru sürecindeyim, interview sürecindeyim falan gibi bunları anlatıyorsunuz. Yani evet, sizin Amerika'daki bir şirket tarafından sizinle ilgilenildiğini göstermeniz gerekiyor. Bu işte offer olabilir, interview süreci olabilir. Evet. Ama daha öğrenciyken bu durumda başvuruyorsanız bunları gösteremezsiniz. Sadece hani şu 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 gibi şirketlerde şöyle pozisyonlarda mezun olduğum zaman devam etmeyi düşünüyorum diye belirtebilirsiniz. Evet. Bir diğer almanız gereken belge ya da işte toplamanız gereken şey diyeyim, bu makalelerin sayfaları, yani sizin yayınladığınız makalelerin sizin isminizi, makalenin başlığını ve nerede yayınlandığını gösteren internetten işte o PDF'lerin görüntülerini almanız gerekiyor ki sunabilirsiniz. Ben bu işte makaleleri yazdım, şu tarihlerde yayınlandı diye. Sanırım ilk iki sayfası gerekiyordu bunun da, çok emin değilim ama. İlk sayfası diye hatırlıyorum. Belki de ilk sayfası. Olabilir. Şimdi diğer almanız gereken belgeler, birincisi sizin citation, atıf sayınızı gösteren Google Scholar'dan olabilir. Diğer işte güvenilir sayfalardan olabilir. Sizin bu citation sayınızı gösteren bir belge. Yani ekran görüntüsü olabilir bu. Çok önemli değil ama zaten Google Scholar'da direkt ekran görüntüsü aldığınızda görünecektir. Şimdi avukatların hazırladığı belgeler var. Mesela bunlardan biri sizin bu yayınlanan makalelerinizin dergilerin ne kadar önemli olduğu. Yani o dergilerde sizin makalenizin kaçıncı sıralarda olduğu citation, atıf sayısıyla ya da bu dergilerin Amerika'da kaçıncı sıralarda olduğu ve onların impact faktörleri gibi işte evidence'ları, delilleri bulup bunları onlar koyuyorlar sizin dosyanıza. Sizin toplamanız gereken bir diğer belge de
sizi cite eden insanları bulup, yani onların makalelerini bulup, size atıfta bulunan insanların makalelerini bulup, o makalelerin ilk sayfaları ve size atıf gönderdikleri sayfaları ve referans sayfalarını bulup onları göndermeniz gerekiyor. Yani aslında sizin 200 tane citation'ınız olabilir bu arada. 200 tane atıfınız olabilir. Ama siz bu PL belgesinde, yani o ana büyük 25 sayfalık belgede bahsettiğiniz sadece böyle 5-10 tane dergi makale oluyor. Çünkü 5 sanırım. Aslında bu projeye bağlı. En az 2 proje olması gerekiyor. Evet, yani bu anlattığınız projelere bağlı olarak sayısı değişebilir. Yani sizden sadece introduction kısmında bahsetmiş olması yetmez. Ya da işte bunlar da bu çalışmayı yaptılar demiş olması yetmez. Sizin çalışmanızı alıp kullanmış olması lazım. Siz de bunları uzun uzun bu PL denilen belgede anlatmış olmanız lazım. İşte o makaleleri alıp nerelerde sizin çalışmalarınızı kullandığını falan hepsini gösteriyorsunuz böyle koyu renklere boyayıp. Bir diğer alabileceğiniz belge de eğer yaptıysanız review delili, evidence'ı. Yani örneğin bana bir review teklifi gelmişti. Demişlerdi ki böyle bir makale var, yayınlanacak. Reviewer olur musun? Yani bu makaleyi değerlendirir misin? Yayınlansın mı, yayınlanmasın mı? Ben de onlara reviewer'lık yapmıştım. Bununla ilgili de işte bana gelen davet mektubunu, kabul ettiğimde gelen teşekkür mektubunu ve o review'u yaptıktan sonra gönderdiğimde gelen e-mailin hepsini bu dokümanları alıp onlara gönderdim. Bu da böyle bir delil olmuş oluyor. En son olarak da hazırlamanız gereken, işte sizi özellikle burada doktora yapıyorsanız ya da Türkiye'de de doktora yapıyor olabilirsiniz. Sizin hocanız sizi bir yerden fonluyor. Yani size bir para veriyor bir projeden. İşte o projelerin ve o fonların nerelerden geldiğini göstermeniz, evet, gerekiyor. Çalıştığınız projelerin fonları. Yani bu daha çok şunu gösteriyor. Ne kadar ciddi bir işte bulunmuşsunuz. Mesela Savunma Bakanlığı'ndan alınan bir parayla bir projede çalıştıysanız o zaman yaptığınız iş daha değerli oluyor. Veya işte Enerji Bakanlığı'ndan aldığınız, evet, bir parayla. Ama hani herhangi bir fon bulamadan yapılan bir projeyse hani bu projenin ciddiyeti ve gerekliliği biraz daha böyle sorgulanır oluyor. Onu kaldırabilmek için, evet, bu tarz evidence'lar istemişler. Yani şöyle bir şey vardı. Ben fonlardan birinin delilini gönderebildim ama diğer ikisini gönderemedim. Çünkü onlar biraz gizlilik içeren projelerdi ve burada Amerika Denizcilik işte Bakanlığı'na, Denizcilik Savunma Sanayi'ne falan bağlı şeylerdi. O yüzden onlar için de benim hocam mektup yazdı. Dedi ki bu öğrencim şu şu fonlarla, şu şu projelerle çalıştı ve şöyle şöyle şeyler yaptı. Bu da kabul ediliyor zaten. Bunları gönderiyorsunuz. Bunlar sizin hazırlamanız gereken belgeler oluyor. Bunlara ek olarak avukat işte sizin anlattığınız şeylerle ilgili değişik belgeler, referanslar buluyor. Onları koyuyor. Yani sizin çalışmanız ne kadar önemli. İşte siz nerelerde çalışabilirsiniz, bu nerelerde kullanılabilir, hangi çalışmalar yapılabilir? Bunların işte referanslarını kendileri buluyorlar, kendileri belgelerine ekliyorlar. Bunlar da avukatın görevi. Yani siz bunun için para veriyorsunuz aslında. Bunlar da hazırlamanız gereken belgeler oluyor aslında. Tabii bunlar böyle çok kolay değil. Bizim bu hazırlık sürecimiz 8 ay falan sürdü. Çünkü işte beklediğiniz şeyler oluyor. Siz bazı belgeleri hazırlayıp gönderiyorsunuz. Avukat diyor ki şunları şunları düzeltelim, tekrar gönderin. İşte geliyor, gidiyor falan arada. Bunlar çok uzun zaten sürüyor. Zaten o ilk template'i, yani soru cevap formlarını doldurmak 3-4 ay sürdü zaten. Evet, aynen, o çok uzun sürüyor. Yani tabii başına oturursanız, her akşam ilgilenirseniz 2 haftada falan tamamlayabilirsiniz ama hani bizim işler, güçler, çocuk falan sürdü bayağı. Bu sadece o belge için. Çünkü sonradan işte referans mektubu, evet, bekleyeceksiniz. İşte fonların evidence'larını bekleyeceksiniz. Aynen. Yani bir sürü şey bekleyeceksiniz. En az süresi 2-3 ay kadar sürmesi. Hani herkes size hemen döndü, hemen hazırladınız falan. Ama yani bizim gibi işte çocuğunuz varsa sadece akşamları bazı zamanlar bakabiliyorsanız, bir yandan doktora yapıyorsanız, çalışıyorsanız bu 6-8 ay, belki 10 ay kadar sürüyor. Yani ona göre planlayın anlamında. Evet, yani bunlar da hazırlamanız gereken belgeler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorunuz varsa tabii ki cevaplarız. Şöyle bir önderi yapabiliriz. Mesela ne zaman başvuralım diye bir soru olursa bunu cevaplayabiliriz. Hani mesela bu 6-8 ay beklemek gerekiyor ya. Hemen doktoranın 1. 2. 3. yılında yayın yapabildiğiniz kadar yapıp en az 15-20 citation'ı toplayıp ondan sonra 20-25 yeterli diyorlar. 3 yayın ve 25, 4 yayın, 5 yayın yapabildiğiniz kadar. 3. sınıfın sonunda mesela başvursanız
veya başvuruyu başlatsanız 4'ün sonlarına doğru falan file etmiş olursunuz. Hani 5'te de mezun olacağınızı düşünürsek 5 veya 6 o noktada hani direkt mezun olduktan sonra şeye başlayabilirsiniz. Green card'la. Green kartınızla işe başlayabilirsiniz. Yani green card olmasa bile en azından ikinci aşamada bir önceki videoda bahsetmiştik. Gönderdiğiniz EAD başvurusu onaylanır. Onunla başvurursunuz. OPT ile bilmem neyle girdim çıktım falan uğraşmazsınız. Yani evet ülkeden de çıkıp girebiliyor olursunuz. Bizim gibi burada şu an takılı kalmazsınız. Biz evet, geç kaldık o yüzden. Evet. Bir yıl daha erken yapsaydık bu işleri en azından evet, yurt dışı çıkış seyahat sıkıntımız olmayacaktı. Evet. Ama tabii o da parayla alakalı bir şey. Yani onu da anlayabiliyorum. Öğrenciyken bunlar çok yüklü miktarlar. Ama işte zamanı doğru tutturmak önemli. Eğer sorularınız olursa cevaplayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biliyorum çünkü bu videolar bekleniyor. Ne kadar az izlense de biliyorum ki çok böyle hedefine ulaşan videolar. O yüzden takipte kalın. Daha bunun devamı gelir umuyorum ki. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür.